Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Toplantımızda ülkemizin ve yurttaşlarımızın gerçek gündemi olan işsizlik, ödenmeyen çekler ve senetler, kamu zamları, yeni vergiler altında ezilen halkımız, sarayın rakamları ile sokağın gerçekleri arasında giderek açılan makas, borca batırılan ekonomimiz, devlette hızla artan liyakatsizlik ve kurumsal çöküş, emperyal güçlerin oyuncağı olan dış politikamız, özetle yönetilemeyen, savrulan ülkemizin sorunları vardı. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş başına gelmesinin üzerinden tam 17 yıl geçti. Ve bu 17 yılın sonunda ülkemizde ne adalet ne de kalkınma kaldı. AK Parti iktidara geldiğinde 3Y ile mücadele edeceğiz diyordu. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. 17 yılın sonunda ağır yolsuzluk iddialarından meclisteki gruplarının kararıyla hesap vermekten kurtulan, aklanmamış, bakara makara diyerek milletin kutsallarıyla alay eden eski bakanı büyükelçi atadılar. Biz yine aynı durumda olan diğer iki bakandan birini de herhalde bu yeni kurdukları borçlanma genel müdürlüğüne atarlar diye düşünüyorduk. Ama damat oraya da hazinecilikten hiç haberi olmayan birini genel müdür yaptı. O da zaten burayı işletmecilik mantığıyla yürütecekmiş. Plan Bütçe Komisyonu'nda benzer açıklamalar oldu. 17 yıl önce yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Kendilerinden önce iş başına gelen tüm iktidarlarının 79 yılda topladığı verginin yaklaşık 4 katını topladılar 17 yılda. Kendilerinden önceki iktidarların sattığı kamu varlıklarının yaklaşık 8 katını sattılar. Ama bugün kendileri saraylarında pataşür içinde çerkez tavuğu, zencefilli limonlu suşi, susamlı levrek simidi, efuli ve ejder sularıyla beslenirken 26 milyon yurttaşımız bir kap et yemeğini doğru düzgün 2 günde bir masasına koyamıyor. Dün yasaklarla mücadele edeceğiz diyorlardı. Bugün basın özgürlüğü diye bir şey kalmadı memlekette. Genel başkanlarına Cumhurbaşkanlığı zırhı giydirip sosyal medyada dahi eleştiri yapan vatandaşlarımızı hakaret etti gerekçesiyle hapse atıyorlar. 17 yılın sonunda mücadele edeceğiz dedikleri her alanda ülkemiz aldıkları yerden çok daha geriye gitmiş durumda. Bu 17 yılın sonunda her şeyle, herkesle kavgalı haldeler. 17 yılın sonunda ucube tek adam rejimine geçtiler. Artık partileri şeklen görevdeyken yetkiler saray sosyetesinin elinde. O gün bugündür her şey çok daha kötüye gidiyor. Değerli basın mensupları, AK Parti iş başındadır ancak anayasayla kavgalıdır. AK Parti iş başındadır ancak devleti devlet yapan adaletle ve hukukun üstünlüğüyle kavgalıdır. AK Parti iş başındadır ancak halkın iradesiyle kavgalıdır. Bugün pek çok il ve ilçede belediye yönetimleri mahkeme kararı olmadan idari kararla görevden alınan halkın seçtiklerinin yerine atanmış memurların elindedir. AK Parti iş başındadır ancak muhalefetle kavgalıdır. Siyasi rekabet yerine muhalefeti baskıyla susturmaya kalkışmaktadır. AK Parti iş başındadır ancak ülkemizin çiftçisini, üreticisini değil, elin çiftçisini, işçisini, esnafını koruyup kollamaktadır. Bunun en son örneği geçtiğimiz hafta seçimden önce süt üreticilerine sütün litresine 25 kuruş prim ödeyeceğiz diye söz vermişlerdi. Seçim bitti. 10 kuruş prim ödemeye devam ettiklerini gördük. AK Parti iş başındadır ancak ülkemizin sanayicisiyle, iş adamıyla, esnafıyla kavgalıdır. Sadece bir avuç yandaş müteahhide hizmet etmektedir. AK Parti iş başındadır ancak bugün kendi yol arkadaşlarıyla bile kavgalıdır. AK Parti iş başındadır ve kavga etmediğimiz tek bir komşumuz dahi kalmamıştır. Bu 17 yılın sonunda Türkiye her alanda sıkışmış durumdadır.
değerli basın mensupları. Bu sıkışıklık özellikle ekonomi ve dış politikada dikkat çekmektedir. Hatırlatalım, kendilerinden önceki hükümet ekonomide yol temizliğini yapmış ve bunun bedelini ödemişti. Böyle bir program sonunda arabanın modeli yükselmiş ve tüm dünyada güven uyandıran bir yol haritası bu iktidarın eline verilmişti. O yol haritasıyla AK Parti millete Avrupa Birliği'ne girmeyi ve ülkeyi 2023'te dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmayı vaat edebilmişti. Ama bugün ekonomide arabanın kaportası, şanzımanı ve motoru dağılmış vaziyette. Orta Doğu bataklığına saplanıp kaldık. Bırakın Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek de artık uzak hayal oldu. Borca batırdıkları ekonomide yaşadığımız ağır sıkıntılar sarayın emperyal güçler karşısında bağımsız karar almasını engelliyor. Dün borç alanlar bugün emir alıyorlar. Saray Washington ve Moskova arasında pimpon topuna dönmüş durumda. Mehmetçiklerimiz ülkemizin şan ve şerefini korumak için canlarını dişlerine takmış sahada mücadele ediyor, şehit oluyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AK Parti Genel Başkanı'na ağzına geleni söylüyor, yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak için yemin etmiş olan kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hakaretlerini sineye çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı teröristlerin kendisine yazdığı mektubu bu ülkenin arşivlerine girmek üzere saraya göndermeye cüret edebiliyor. Bunca hakarete rağmen Erdoğan Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini söylerken bir de buna ilave ediyor. Daha önceki samimi tabloları aynen gerçekleştireceğiz diyor. AK Parti Grup Başkan Vekilleri hakaret dolu mektubu yırttık attık diye meclis kürsüsünden bar bar bağırıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan çıkıyor. Mektup cebimde, o mektubu Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim diyor. Hangisi doğru söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek yasa tasarılarından sonra ABD'ye gitme konusunda Erdoğan soru işareti var, daha karar vermedim diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump çıkıyor, Erdoğan Beyaz Saray'a gelmek istiyor diyor. Şimdi Trump'ın açıklamalarından gördüğümüz şu: Beyaz Saray'a gitmek isteyen Erdoğan. Merak ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı'nın bu kağıt parçasıyla Beyaz Saray'a koşa koşa gitmek istemesinin arkasındaki neden nedir? Kendileri bunu milletimize derhal açıklamak zorundadırlar. Bu kadar hakaret taşa yapılsa taş ortasından çatlar. Ama anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumakla yükümlü olan ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Erdoğan her nasılsa bu hakaretleri içine sindirebilmektedir. Değerli basın mensupları, bu sabah Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayında tüketici fiyatları aylık %2, yıllıkta %8,2 artmış. Vatandaşlarımızın hissettiği hayat pahalılığı ise resmi rakamlara göre %16,8. Gelecek iki aydaki enflasyon geçmiş yıllardaki gibi gelirse 2019 enflasyonunun %19 civarında olacağı anlaşılıyor. %12 civarında olacağı anlaşılıyor. Ancak şunu da biliyoruz ki sokaktaki enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında çok ciddi farklar var. Ekim ayında 1 kilo kuru soğanın haldeki fiyatı 2 lira ile 3 lira 25 kuruş arasında. TÜİK'in fiyatı 1 lira 68 kuruş. 1 kilo patatesin haldeki fiyatı 3 lira ile 5 lira 25 kuruş arasında değişiyor.
TÜİK'te ise 1 kilo patatesin fiyatı 2 lira 7 kuruş. 1 kilo domatesin haldeki fiyatı 4,5 lirayla 5 lira 90 kuruş arasında. Ama TÜİK'in endeksindeki domates fiyatı 3 lira 34 kuruş. Buradan damadın başında olduğu, damadın arkadaşının başında olduğu TÜİK'e bir daha çağrıda bulunuyorum. Bu fiyatları nereden topluyorlar? Şunların adreslerini bir versinler. Sadece onlar değil, millet de bu ucuz fiyatlardan istifade etsin. Değerli basın mensupları, damat geçtiğimiz hafta yılın son çeyreğinde büyümede %4'lerin görülebileceğini söyledi. İyi de yılın son çeyreğine ait öncü göstergeler henüz netleşmedi. Peki damat bunu daha şimdiden nasıl biliyor? Yılın son çeyreğine ilişkin veriler henüz belli değilse de belli olan bir şey var. Aynen enflasyonda olduğu gibi damat diğer verilerde de kağıda istediğini yazıyor. Arkadaşı da, TÜİK'in başında olan arkadaşı da kağıtta yazılı olan talimatlara uyuyor. Ekonomide bildikleri rakamları makyajlamak. O olmazsa veri kalitesi deyip ağırlıkları değiştirmek enflasyon endeksinde. O da olmazsa telefon edip fiyatları ayarlamak, fiyat toplama gününde. Herkesi borca batırmak, Merkez Bankası'nın karlarına, yedek akçelerine, ihtiyat akçelerine el koymak, hazineyi kanuna uygun olmayan bir biçimde borçlandırmak gibi bu krizi pansumanla geçiştirmeye çalışan bir takım tedbirler. Şimdi 2002 bütçesi, 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. 2020 için kanuni net borçlanma limitlerinde 2019'a göre %71'lik olağanüstü bir artış var. 2020'de yapmak istedikleri borçlanma 140 milyar Türk lirası hazinenin yapmak istediği borçlanma. Ancak bu yeni sistemde sarayın ne kanunlara ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma yetkisine saygısı var. 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan toplam borçlanma yetkisi ilaveleriyle birlikte 90 milyar liraydı. Yılın ilk 9 ayında bu rakam aşıldı. Net borçlanma 115 milyar lira oldu. Biz bunu eleştirdiğimizde ne dediler? Yıl sonuna bakın dediler. Şimdi bir milletvekili, bu hazine işlerini çok iyi bilen bir milletvekili, benim anladığım kadarıyla, vergi kanunlarıyla ilgili torba yasaya bir madde ekliyor. Diyor ki 2019 yılının borçlanma limiti şu kadar ama biz bunun üstüne bir 70 milyar lira daha ilave borçlanma yapmak istiyoruz. 2019 yılında, bu yıl yani. Ondan sonra da bu maddeyi anlatırken Sayın Milletvekili diyor ki bunun 35 milyar lirasını bu yıl, kalan 35 milyar lirasını ise gelecek yılın ilk aylarındaki yoğun borç ödemeleri için kullanacağız diyor. Değerli basın mensupları, anlaşılan bu milletvekili, kanun teklifini veren bu milletvekili ne hukuktan ne de bütçenin dönemsellik ilkesinden haberdar değil. Maalesef devlet bütçesini bakkal defteri gibi yönetiyorlar. Kamu limitlere, mevcut limitlere sığmadıysanız yapacağınız şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ek bütçe getirmektir. Ama bunu yapmıyor. Borçlanma limitini değiştiriyor ek bütçe getirmek yerine. Peki neden ek bütçe getirmiyor? Orada da ödeneklerle istediği gibi oynuyor. Bütçe limitleri göğe aşılmamış oluyor. Sonra da dönüyorlar buna bütçe disiplini diyorlar. Diğer taraftan yine
Kamu bankaları aracılığıyla yönetim döviz piyasalarına müdahale ediyor. Böylece günü kurtarmaya çalışıyor. Enflasyon raporu ile ilgili son yapılan toplantıda Merkez Bankası'nın yeni başkanına sormuşlar. Demişler ki kamu bankaları aracılığıyla döviz piyasalarına müdahale ediyorsunuz. O da cevap vermiş. Çok ihtiyatlı seçmiş kelimelerini. Demiş ki kamu bankalarının son dönemde zaman zaman piyasada aktif olduğunu görüyoruz demiş. Şunu söyleyeyim. Kamu bankaları üzerinden kredi dağıtarak ya da döviz piyasalarında işlem yaparak, döviz piyasalarına müdahale ederek bu ekonominin sorunları çözülmez. Çözülmediği gibi bu yükü de bu kamu bankaları daha fazla taşımaz. Bakın duyuyoruz. Kamulaştırma bedellerini götürüyorlar, kamu bankalarına yatırıyorlar. Kamu bankaları bu bedelleri aylar sonra ödüyorlar. E ne oluyor? Arada bu parayı, devletin verdiği bu parayı, vatandaş için verdiği bu parayı kamu bankaları kullanıyor. Bakın bütün bu politikalar sonucunda şimdi milletimizin, şirketlerimizin, devletin borcunu toplayın. Bu borçların toplamı gayri safi yurt içi hasılayı, yani bir yılda yarattığımız geliri aşmış vaziyette. Bu bir rekor. Ama bu kadar borçla yelkenleri şişirmemize rağmen bunun derde deva olmadığını da görüyoruz. Ne derde deva olacak? Arkadaşına, damadın arkadaşına yazdığı not. Son çeyrekte büyümeyi bir %4 yapıver canım. Değerli basın mensupları, ekonomimiz damadın birkaç ayda bir açıkladığı artık sayısını unuttuğumuz kredi paketleri veya kamu bankası kaynaklarıyla hareket edemeyecek kadar ağır hasta. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Bunu herkes gördü ancak bir tek damat ve kayınpederi göremiyor. Damat hala bu işi böyle götürebileceğini zannediyor. Aslında çok güzel Konfüçyüs'ün çok güzel bir sözü var. Bildiğini bilenin arkasından gidilir. Bildiğini bilmeyen uyarılır. Bildiğini bilene, bilmediğini bilene öğretilir. Bilmediğini bilmeyenden ise kaçılır. Evet değerli basın mensupları. Şu anda ülkeyi bilmediğini bilmeyen bir yönetim yönetiyor. Ama bizim kitabımızda kaçmak yok. Bizim kitabımızda yurt dışındaki tek toprak parçasını bırakıp da gitmek yok. Ecdadın naaşını sırtlayıp kaçmak da yok. Çünkü sonuçta burası Cumhuriyet Halk Partisi. O nedenle hatırlayın daha 2018'in Ağustos ayında genel başkanımız ülkenin bu hale gelmemesi ve bu krizden çok süratle çıkabilmek için neler yapılması gerektiğini 13 madde ile özetlemişti. Ama bunların hiçbirini uygulamadılar. Şimdi tabii başka bir konjonktüre doğru girdik. Şimdi krize düşen ekonomiyi toparlamak için alınması gereken tedbirleri bir defa daha sıralamakta yarar görüyoruz. Birincisi, güven her şeyin başıdır. Ekonomide başarı sağlayacaksanız güveni sağlayacaksınız. Şu andaki ekonomi yönetimi maalesef kimseye güven vermemektedir. Damat başta olmak üzere ekonomi yönetimi tümden değiştirilmelidir. KOBİ'lerin, ailelerin, çiftçi ve esnafın yani tüm özel kesimin borç sorunu ağırlaşmıştır. Borçları yeni borçlarla çevirmeye çalışmak, ödenemeyen çek ve senetler yüzünden on binlerce yurttaşımızın özgürlüğünü kaybetmesi tahammül edilir durum değildir. Bu sorunun kökten çözülmesi için Türkiye'nin mutlaka sürdürülebilir büyüme sürecine dönmesi lazımdır. Bu da ancak orta vadede yeni bir büyüme stratejisiyle mümkündür. Ancak ekonomimizin üretim kapasitesi ve üretim imkanları bu arada korunmak zorundadır. Bu nedenle
yandaşı değil vatandaşı kurtaracak, ekonomide zombi şirketler yaratmadan borç yükünü hafifletecek, ara çözümlere ve buna uygun hukuki düzenlemelere acilen ihtiyaç vardır. Merkez Bankası bağımsızlığı yeniden sağlanmalıdır. Merkez Bankası üzerindeki saray gölgesi kaldırılmalıdır. Bu konuda çok kısa dönemde bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağız. Piyasaların işleyişini bozan arka kapı politikaları derhal bir kenara bırakılmalıdır. Unutulmasın, şeffaflık risklere, dedikodulara karşı en önemli panzehirdir. Kamuda dolarizasyona derhal son verilmelidir. Eğer bu konuda iktidar adım atmayacaksa biz bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Kamu maliyesinde ve borç yönetiminde disiplin mutlaka sağlanmalıdır. Mevcut ihale kanunu kaldırılmalı ve yerine dünya standartlarında birinci sınıf bir ihale kanunu getirilmelidir. Çünkü mevcut yazboz tahtasına dönmüştür. İçin içinden çıkmak mümkün değildir. Kamuda israfa son verilmelidir. İsrafla kapsamlı bir mücadeleye girişilmelidir. Değerli basın mensupları, israfın sembolü olan Beştepe'deki sarayın kapısına kilit vurulmalı, Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya Köşkü'ne taşınmalıdır. Cumhurbaşkanlığının uçak ve araç filosu küçültülmeli, fazlası satılmalı, elde edilecek gelirle öğrencilere yurt kurulmalı ve burs vermek için kullanılmalıdır. İtibar sağa sola para saçarak değil, vatandaşın kör kuruşunun hesabını vererek gelir. Sayıştay'ın uluslararası standartlarda denetim yapması mutlaka sağlanmalıdır. Alınacak tedbirlerin yükü ve maliyeti toplumun tüm kesimleri arasında eşit dağıtılmalıdır. Bu tür tedbirler kapsayıcı bir şekilde toplumun tüm kesimleriyle tartışılarak alınmalıdır. Bunun için Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplantıya çağrılmalıdır. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve yargının bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmelidir. Türkiye bu adımları atarsa kısa sürede ekonomi ve toplum içine düştüğü güvensizlik girdabından çıkmaya başlar. Yatırımcı önünü görür, ekonomide çarklar yeniden döner. Ancak metal yorgunu AK Parti yönetiminin bunları yapabileceği şüphelidir. Türkiye'nin gerçekten yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı vardır. Öyle görünüyor ki böyle bir stratejiyi, böyle bir köklü değişikliği de ancak Cumhuriyet Halk Partisi yapabilir. Orta vadede ülkemizi insan ve üretim odaklı bir stratejiyle şahlandırmak ve yedi düvele en güzel cevabı ekonomik zaferlerle vermek zorundayız. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başarabiliriz. Üretmek, kazanmak ve hakça paylaşmak için biz tüm Türkiye'ye dört ayaklı bir strateji öneriyoruz. Stratejimizin ilk ayağı, gömleğin iliklenecek ilk düğmesi, hukuk devletini, katılımcı demokrasiyi yeniden ayağa kaldırmaktır. Kuvvetler ayrılığını, denge ve denetimi bu ülkede güçlendirmek zorundayız. Yurttaşlarımızın çağdaş dünyanın en ileri ülkelerindeki standartlarda bir demokratik parlamenter rejimi hak ettiğini biliyoruz. Bunu büyük bir uzlaşıyla gerçekleştirmenin koşullarını zorlayacağız. Stratejimizin ikinci ayağında ise ülkemizin uluslararası rekabet gücünü, yani küresel piyasalarda yarışma gücünü arttırmak vardır. Çiftçimizi, işçimizi bir saatte bir Alman çiftçisinden daha fazla üretim yapacak ve daha fazla kazanç elde edecek duruma getirmek zorundayız. Bunun için sınırlı kaynaklarımızı ranta değil, değer yaratan alanlara tahsis etmek, erken sanayileşme, bugün ülkenin en önemli sorunu olan erken sanayisizleşmeye dur demek zorundayız. Bunları yaparken çocuklarımıza mutlaka birinci sınıf bir eğitim vermeliyiz. Tüketimi değil, yatırımı ve üretimi öncelik haline getirmeliyiz. Orta vadede üçüncü olarak büyümenin kapsayıcılığını arttırmak zorundayız. Hiç kimseyi arkada bırakamayız.
Bu ülkede herkes büyümenin nimetlerinden adaletli bir şekilde yararlanmak zorundadır. Yeni ve daha güçlü sosyal politikalar geliştirmek zorundayız. Dördüncü olarak hem ekonomi hem de çevre politikalarında sürdürülebilirlik konusunda taviz vermemeliyiz. Hem para hem de maliye politikalarımız öngörülebilir ve de sürdürülebilir olmalıdır. Doğayı, denizimizi, dağlarımızı, ormanlarımızı, derelerimizi 3-5 kuruşluk rant için talan ettirmemeliyiz. Ülkeyi yaşanmaz hale getirmemeliyiz. Biz bu dört ayaklı stratejiyle Türkiye'yi içine düşürüldüğü bu girdaptan çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Ülkemizi dünyanın en saygın, en müreffeh, en çağdaş ülkelerinden biri yapacağız. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla her an seçim olacakmış gibi sahadayız. Milletimizin dertlerine derman olacak politikaları üretiyoruz. Milletimizi de dinleyerek üretiyoruz. Ülkemizi bölgesinde ve tüm dünyada yıldız yapacak projelerimizi hazırlıyoruz. Milletimizin umutsuzluğa kapılmasın. Her sorunun çaresi olduğunu biliyoruz. Şimdi varsa sorularınızı teker teker alabilirim. Kurum kimlikleriniz ve isimleriniz de lütfen. Evet, buyurun Serap Hanım. Beş sayfalık bir rapor hazırladılar. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP'nin Çubuk raporunda yer alan iddialar asılsızdır. Eğer düzeltme yapmazlarsa hukuki süreç başlayacaktır dedi. Buna cevabınız ne olacak? Teşekkürler. Yani gerçekten ilginç. Genel Başkanımıza yumruk atan başta olmak üzere Çubuk'ta yaşanan olayı daha hala aydınlığa kavuşturamayan İçişleri Bakanlığı bizim belgelere dayanan raporumuza karşı onu eleştiren bir raporu hazırlayabilmiş. Pes doğrusu. Ya ben şunu soruyorum. Bu yumruk atmaya yeltenen şahsı partiden attılar mı? Bununla ilgili ben daha hala bir açıklama duymadım, partilerinden attılar mı? Ellerinden geleni artlarına koymasınlar ama önce Çubuk'ta yaşananları tam bir aydınlığa kavuştursunlar. Orada da bir pankart dikkat çekti. Bu pankartta Canan Kaftancıoğlu'nun ismi geçiyor ve bir işçiyle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkarılan bir işçiyle ilgili sözünü tut gibi bir ifade yer alıyor. Söz konusu olan bir PKK baskından bahsediyoruz. Ne dersiniz? Kimlerin kimlerle iç içe geçtiğini gayet açık görüyoruz. Ama burada şunu söyleyeyim. Aslında biz bu saldırıları, terör örgütleri tarafından yapılan bu saldırıları, partimize yönelik bu saldırıları çok da yadırgamıyoruz. Unutmayın, genel başkanımıza, genel başkanı terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan tek parti biziz. Yine Çubuk'ta yaşananları biliyoruz. Şunu açıkça ifade edelim. Terör nereden gelirse gelsin, sosyal demokrat bir parti olarak, bu ülkenin kurucusu bir parti olarak terörün tamamına karşıyız. PKK terörüne de karşıyız, IŞİD terörüne karşıyız, IŞİD terörüne de karşıyız, FETÖ terörüne de karşıyız. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek istiyoruz. Terör bizi korkutamaz. Ama şu toplantıda açılan pankartla orayı basmaya kalkanların kimler olduğunu yan yana getirdiğimizde herhalde bu ülkede insanların bir daha dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayanların neler yapmakta olduğunu görmelerini beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun PKK pankartında yer alması, sözünü tut şeklinde bir ifade yer alması nasıl değerlendiriyor? Ben o
pankart acaba yani İstanbul Belediyesi'nden çıkaranla ilgili, çıkarılanla ilgili herhalde söylüyorlar değil mi? Ha bilemiyorum. Yani bunu ben açık söyleyeyim. Şunu çok net olarak ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesinin, hiçbir yöneticisinin terör örgütleriyle ilişkisi olmaz, olmamıştır. Pankartta ilginç yani. Efendim ATV Haber'den Samet Özsaylan. Aynı soruyla bağlantılı olarak yine eleştirilerden biri Milletvekili Engin Özkoç'la ilgiliydi. Dün bir tweet attı bu olaydan sonra. Dostluk, sevgi ve kardeşlik vurgusu yaptı halay çekerken bir video. Ve olayla ilgili, baskınla ilgili herhangi bir şey yazmadı ve altına pek çok eleştiri geldi. Ki sabah sadece bu olaya değindi Engin Bey. Sizin bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ardından bir sorum daha olacak müsaadenizle. Burada açıkça bir şey ifade ediyorum. Bizim hiçbir terör örgütüyle ilişkimiz olmaz, bağımız olmaz, terör örgütlerine desteğimiz olmaz, terör örgütleriyle hiçbir şekilde masaya oturmayız. Terör örgütleriyle hiçbir zaman bir yakınlık içinde olmayız. Terör örgütleriyle yakınlık içinde olanların kimlerin olduğu bellidir. Bakın bahsediyorum. FETÖ diyorum. IŞİD diyorum. PKK diyorum. Geçmişte kim bunlarla aynı masaya oturdu? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kim bunlarla birlikte yürüdü bir kısmıyla? Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir birlikteliğini gördünüz mü? Buradan bir daha ifade ediyorum. Terörle, terör örgütleriyle bizim hiçbir ilgimiz olmaz. Evet. Bir sorun daha olacaktı. HDP 3. olan kurulunda, koridorlarda PKK ile ilgili marşlar söylendi. Hatta teröristler için saygı duruşu bulunuldu başlangıcında ve ant içtiler. Ardından bu konuyla ilgili olarak HDP'li belediyelere sürekli kayyum atanmasına sürekli tepki göstermenizle ilgili yine eleştiri geldi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum bu sorunuza. Cumhuriyet Halk Partisi hak, hukuk ve adalet diyerek yürümüş olan bir partidir. Biz tüm partilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerektiğine inanırız. Ama aynı zamanda inandığımız bir başka bir şey daha var. Biz milli iradeye inanırız. Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkarız. Daha 3,5 ay önce savcılıktan temiz kağıdı alanların, yani Mart ayında, Mart'ın sonunda yapılan seçimlerden önce savcılıktan temiz kağıdı alanların, daha sonra bakın altını çizerek söylüyorum, mahkeme kararı olmadan, suç üstü yapılmadan görevden alınmasını kabullenemeyiz. Çünkü ne diyoruz biz? Milli irade diyoruz. Hak diyoruz, hukuk diyoruz. Alacaksanız görevden mahkeme sonuçlanacak. Ya da suçüstü yapacaksınız. Fox TV Gökhan Mısırlı efendim, benim de birkaç sorum olacak müsaadenizle. Birkaç soruysa teker teker lütfen. Tamamdır efendim. Cumhurbaşkanlığı ilk üyesi Bülent Arınç'ın KYK ile ilgili çıkışları vardı birkaç gün önce. Bugün de FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili bir açıklaması oldu. Şöyle bir cümle kullandı Bülent Arınç. Geçmişte sempatiz düzeyinde hepimiz bulunduk. Ama darbeye yol açan, destek veren siyasetçilerin olduğunu düşünmüyorum dedi. Siz bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle değerlendiriyorum. Kaç zamandır biz FETÖ'nün siyasi ayağı bir türlü ortaya çıkarılmadı diyoruz. Demek geçmişte bu örgüte sempati duyanlar siyasetçi ise bunların vebali yok. Ama geçmişte bu örgüte sempati duyanlar vatandaşsa bunların günahı çok. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Tekrar söylüyoruz, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı.
Yine ikinci sorum da Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili olacak efendim. 2009 yılında Kozmik Oda'ya girilmişti. Kozmik Oda'nın kapıları açılmıştı. En büyük gerekçelerden biri de Bülent Arınç'a suikast iddiasıydı. Yine bununla ilgili konuştu. Kimseye suikast yapılacak demedim. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Ben kimseye talimat da vermedim. Benim dışında bir olay bu dedi. Kozmik Oda'nın açılmasıyla ilgili. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla o dönemde Bülent Arınç bakandı. Meclis başkanı değildi galiba. Bakandı değil mi? Evet. Bir ülkenin bakanı. Onunla ilgili ona suikast yapılacağına dair iddialar var. Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı diyor. Durdursaydı o zaman. Ben açık söyleyeyim. Hatta o dönemin gazetelerini tararsak ben eminim ki bana suikast yapılacaktı ifadelerini de bulmamız mümkün olacaktır. Sayın Arınç'ın ağzından çıkan bu ifadeleri. Bu ülke bugün belki içinde yaşadığımız için olayın ne kadar vahim olduğunu bir türlü göremiyoruz. Ama maalesef öyle gözüküyor ki eften püften iddialarla bu ülkenin ordusunun harimi ismetine girilmiştir. Bu ülkenin ordusunun harimi ismetinden gizli bilgiler çalınmıştır. Alınan bu bilgiler sonucunda bu ülkeye hizmet eden belli kişiler yaşamlarını kaybetmişlerdir. Bunun bedeli nasıl ödenecektir? Bunu göreceğiz. Son olarak efendim bir sorum daha olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert ifadeleri vardı. Avrupa Parlamentosu'na gidip bizi şikayet eden, tırnak içinde söylüyorum, ahmak ifadesini kullandı. Ahmağa söylüyorum, bunun bedelini millet sana ödetecektir dedi. Bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Süleyman Soylu açıkçası atama bir bakan olarak, bir memur olarak seçilmiş birine hem de İstanbul'un oylarının büyük kısmını bugüne kadar İstanbul'da alınan en yüksek oyu alarak seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir. Süleyman Soylu kendini bilecek. Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşma hakkı yoktur. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Neden her yurt dışına muhalefetten birileri, muhalefetin seçilmişleri yurt dışına çıktığı zaman bunlar çıkıyorlar, Türkiye'yi ihbar edenler, Türkiye'yi jurnalleyenler laflarını kullanıyorlar? Çünkü herkesi kendileri gibi biliyorlar. Geçmişte her yurt dışına muhalefetteyken, her yurt dışına çıktıklarında Türkiye'yi kötülediler. Bizim siyasetçilerimiz, bizim seçilmişlerimiz yurt dışına çıktıklarında yurt içinde ne söylüyorlarsa yurt dışında da onu söylüyorlar. Tabii bu lafın sorumluluğu vardır. O sorumluluğun hesabı da sorulacaktır. Evet. Kusura bak. Evet. Sen devam et. Sayın Genel Başkan'ın hafta sonu gazetecilerle yaptığı görüşmede bu önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılacak kurultayla ilgili il ilçe kongreleri konusunda uyarıları olmuştu daha önceden de. Üzerinde uzlaşılan bir adayla gidilmesi yönünde ama bu kez birkaç farklı aday da olabilir. Sadece uzlaşma arıyoruz, kavga edenin partiden ayrılması lazım şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bununla ilgili de sizden bir yorum alabilir miyiz? Teşekkürler. Şu anda son seçimlerde sandıkta yaşanan gelişmeler bu kurultayın Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak olan kurultay olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kavga, kendi içimizde kavga bizim son isteyeceğimiz şeydir. Sayın Genel Başkanımız da bunu ifade etmiş. Kavga istemiyoruz demiş. Evet. İktidar Yeşiltaş efendim, Ağabeyler. Cumhuriyet
Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı yargı reformu paketinde yer aldığı iddia edilen bazı maddeler bugünkü gazetelerde yer aldı. Örneğin İmralı Cezaevi'nin statüsünün değişeceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin kaldırılacağı ve yine aynı zamanda kayyum düzenlemesinin de kaldırılacağı şeklinde o iddialar sıralandı. Ne dersiniz efendim? Bu düzenlemeler olacak mı? Böyle bir çalışma var mı? Teşekkürler. Şimdi bir bütün partiler önümüzdeki döneme ilişkin anayasa değişiklikleri ve yargı paketiyle ilgili gerekli hazırlıkları, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Zaten herkesin şeyinde gündeminde bu yer alan konulardan bir tanesi de bu. Şimdi bir tanesi şu, yani demiş ki gazetede yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının kaldırılmasıyla ilgili öneri İmralı'nın kapatılması anlamına geliyor. Bunun İmralı'nın açılması ya da kapatılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Ama iktidar İmralı'yı kapatmak isteyip bunu da gerekçe göstermek istiyorsa onu bilemeyiz. Ben buradan tekrar söylüyorum. Bu önerinin İmralı'nın kapatılması ya da açılmasıyla ilgili İmralı'nın durumunu etkileyecek hiçbir şey yok. Diğer orada yer alan düzenlemelere de baktığımız zaman işte Cumhurbaşkanı'na hakaret suç olmaktan çıkıyor. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gönderdiği mektupla hakaret suç olmaktan çıkmadı mı? Yani bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi buradaki temel mesele şudur. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hakaretle bir diğer partinin genel başkanına hakaret arasında siyaseten hiçbir fark olmaması lazım. Ceza bakımından da hukuk bakımından da hiçbir fark olmaması lazım. Herhalde kastettikleri budur. Bir şey daha sormuştunuz. Kayyum düzenlemesi yer almayacak efendim. Yani kayyumlara zaten Cumhuriyet Halk Partisi karşı olduğunu, bu yasal zeminde de... Şöyle, orada da biraz önce anlattığım milli irade meselesi, milletin iradesiyle seçilenlerin suçlulukları mahkeme kararıyla ispat edilmedikçe ya da suçüstü yakalanmadıkça bunların görevden alınmasını milletin iradesine karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Evet. Bu Boğaziçi Başkanlığı tartışmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bunu ulusal bir proje olarak görmek lazım. Bu amaçla atılmış bir adım. Faydalı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullanmış. Değerlendirmeniz ne olur efendim? Neyi ulusal bir proje olarak göreceğiz? Yani bugüne kadar İstanbul Büyükşehir'in elinde olan yetkilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı el değiştirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir bakanlığa devredilmesini bir ulusal proje olarak mı göreceğiz? İktidar denetim organları eliyle ve diğer düzenlemelerle beceremediğini kanunla yapmaya çalışmaktadır. Nedir bu? İstanbul rantını yeniden kendine doğru, İstanbul'un rantını yeniden kendine doğru çevirebilmek. Bu düzenleme de ona dönüktür. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.